algıla. Madem biz bir Yunan savaşı yaptık, o savaşın ateşkesinde Mudanya'da niye Yunanlılar yoktu, İngiliz, İtalyan ve Fransızlar vardı? Güzel yanıt oldu mu? Güzel yanıt hocam. Ben bunları Peki biliyorum biliyorum. ama Tabii sürekli bunlar değil mi bunlar zaten? gündeme getirildiği için. Senin bildiğini bilmez miyim? En azından bizi seyreden arkadaşlara soruyorum ben bunu. Çünkü biliyorsun Kesinlikle hocam. Yunan komutan bir zırhlı da demirlemiş olarak beklemektedir. Kim Evet. ateşkese karar vermiş? İngiliz, İtalya, Fransa yani İtilaf Devleti. Dolayısıyla Yunanistan maşa olarak kullanılmıştır deniz. Yunanistan büyük hata yapmıştır. Emperyal bir hırsa girişmiştir. Belki bir kin vardı. Azınlık olarak Osmanlı'da yaşamış olmanın vermiş olduğu bir kin de vardı. Büyük devletlerin oyununa geldi. Ve büyük devletler de Yunanlıları maşa olarak kullanıp askeri ve parasal yardımlarını özellikle İngilizler başlangıçtan sonra devam ettirerek bu savaşı bir fiil yaptılar. O nedenle ateşkesi biz onlarla yaptık. Lozan Antlaşması'nda yine bu büyük devletlerle planladık. Şimdi İngilizlerle de çatışma var. Deniz biliyorsun. Yani bunu söylerler ya İngilizler niye bir kurşun atmadan törenle çıktılar ya. Törenle gelmişlerdi Mondros gereği. Törenle gittiler Lozan gereği. Dolayısıyla bu tören biz aslında aramız iyiydi de törenle gönderdik değil. Törenle gittiler çünkü uluslararası hukuk gereği gidiliyor. Ha İstanbul'da ateşler oldu. İstanbul'da çatışma yaşandı. Samsun'da çatışma yaşandı. İzmit'te çatışma yaşandı İngilizlerle. Bunu kimse bilmiyor. Var çatışma yaşıyor İngilizlerle. Fakat İngilizler çok uyanık. Halkı ne yapmak için diyelim gaza getirip galeyana getirip bir kendilerine karşı bir direniş olmaması için çok dikkatli davranıyorlar. O bölgedeki yerel işbirlikçileriyle o halkı uyutmaya çalıştılar. Ama olmadı. Ve İstanbul'un büyük Mustafa Kemal oradayken de İngilizler zaten vardı hocam. İtiraf tabii. bürosunun temsilcileri zaten var. Samsun'a gittiğinde İngiliz askerleri arkasında ve sürekli gezip rapor veriyorlar. Bununla Bilal Şimşek Hoca İngiliz belgelerin hepsini yazdı, açıkladı. Ben hepsini İngilizcesinden çevirdim. Onun Türkçesi de çevrilmedi. Hala durur. Aslında bir tarih kurumunun en önce bunu ele alması lazım. Türkçe'ye çevirecek hepsini. Onu ben çevirdiğim zaman neler neler var. Deniz yani damat ve İngilizlerin görüşmeleri, Vahdettin'in gidip görüşmesi, ufacık bir kelimeden dahi bir anlam çıkartabiliyorsun. Dolayısıyla o nedenle işte 1 Kasım'da saltanat kaldırıldıktan sonra 16 Kasım'da Vahdettin bir İngiliz zırhlısıyla ülkeden kaçtıktan birkaç gün sonra meclis zabıt cevherlerini ben okudum. Ne diyor orada milletvekilleri? Zaten o diyor sevri imzalayınca diyor bütün gücünü kaybetmişti diyor birisi milletvekillerinden. Hiç kimse de ona ya sevri imzalamadı o demiyor. O şimdi deniyor. Birileri diyor. Ya imzalamış. Hatta bir tanesi ben geçenlerde yayınladım. Diyor ki elleri ayakları kırılsaydı da ayağa kalkmasaydı diyor Vahdettin için. Sevr Antlaşması Saltanat Şurası'nda kabul edilirken. Çünkü biliyorsun kabul edenler ayağa kalksın diyor. Ve herkes ayağa kalkıyor. Keşke ayağı kırılaydı da ayağa kalkmasaydı diyen bir milletvekili var. Ya olur mu? Padişah kabul etmedi diyen hiç kimse yok Deniz. Zabıt cevdeleri açık. İnternette var. Herkes çok rahat ulaşabilir.